Ekranları karşısında bizleri izleyen kıymetli izleyicilerimiz, sizler için Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bizler Van'ın Özalp ilçesindeyiz. Gıda sektöründe hizmet veren Mehmet Bey'in yanındayız. Hemen değerli röportajıma başlamak istiyorum çünkü muazzam görüntüler var şu an önümüzde ve buram buram kokuyor yemeklerimiz. Hemen başlayalım ki nelerimiz var, ne çeşitlerimiz var öğrenelim. Öncelikle nasılsınız? Teşekkürler. Öncelikle Eurostar ailesi olarak hoş geldiniz. Hoş gördük efendim. Çok güzel gözüküyor bu arada her şey. Evet. Neler yapıyorsunuz? Sizleri çok kısa bir tanıyalım mı Mehmet evet, Bey? Tabii tabii. Ben Hanifi Usta. 15 yıldır bu işteyim. İşletmeciyim. Evliyim. İki kızım var. Allah başlasın. Teşekkürler. Peki işletmenizde sunduğumuz yiyecekler nelerdir? Şu anda mezesinden tutun tavuk çeşitlerimizde lahmacununa, pidesine, yani ızgarasına her şey mevcut. Ama ben sizden öğrenmek istiyorum. Çeşitlerimiz neler burada? Şimdi bizim ürün yelpazemiz geniş. Döner çeşitlerimiz var, ızgara çeşitlerimiz var, fırın çeşitlerimiz var, sabah çorbamız var. Bu şekil hizmet veriyoruz. Peki biraz da aslında kalitemize değinelim mi? Malum gıda sektörü. Gıda sektörü olunca biraz daha hassas oluyor durum. Ürünlerimizin kalitesinden biraz bahsedelim. Tüketmemiz gereken en çok giden yiyeceklerimizden, tercih edilen yiyeceklerimizden bahsedelim. Evet. Burası doğu bölgesi olduğundan dolayı olmazsa olmazı et. Kırmızı et. Tabii ki tavuk bunun ikinci planı. Tabii biz bu konuda çok hassasız. Aldığımız her ürün A kalite. Aldığımız etler tamamen gıda mühendisliğinden geçiyor. Aldığımız beyaz etler de aynı o şekilde. Yani tamamen kaliteli. Mehmet Bey, az önce aslında geniş bir ürün yelpazemiz var dedik, bahsettik ama evet. Şu anda masamızda çeşit çeşit çok güzel yiyeceklerimiz var. Evet. Bizleri biraz tanıtır mısınız bu yiyeceklere? Tabii ki. Fırın çeşitlerimiz var. Pide çeşitlerimiz, lahmacun, fındık lahmacun, ızgara çeşitlerimiz var. Tavuk şiş, kanat şiş, Adana, kuzu şiş, döner çeşitlerimiz var. Döner, İskender, hatta İskender'imizin çok meşhur bir sosu var. Tereyağlı sos. İstiyorsanız... O zaman hemen bir tereyağı İskender'imize buluşturmayalım mı? Tabii tabii. Arkadaşlar getirsinler o zaman o leziz tereyağlı sosumuzu. Burada hem izleyicilerimizin önünde de İskender'imize tereyağını bir buluşturalım. Tabii ki olur. Evet, şu an çok heyecanlıyım. Gerçekten tam da böyle İskender... Of! Efendim, özel soslu tereyağımızı tabii ki de İskender'le buluşturduk. Buram buram böyle burnumuza o lezzetli koku geldi. Mehmet Bey, peki ortalama işletmenizde kaç kişilik bir müşteri kapasiteniz mevcut? Şu an 70 masalık yerimiz var. Yalnız pandemiden dolayı bunu biraz kıstık. 50 masalık yerimiz var şu an. Yani ortalama bir seferde 200 kişiyi ağırlayabiliyoruz. Peki burada gerçekten çok güzel bir personel ekibimiz var. Ustalarımızdan tutun işte burada hizmet veren müşterilerimize. Ama kaç kişilik bir ekibimiz var? Hepsi çok güzel gözüküyor. Herkes çok güler yüzlü bu arada. Evet, yani değerli izleyicilerimiz, buraya geldiğiniz zaman hem personelin güler yüzüyle hem lezzetli yemekleriyle karşılaşacaksınız. Garanti veriyorum çünkü bizzat şu anda şahit oluyorum efendim. Doğrudur. Şu an yaklaşık 24 personelimiz var. Zaten işçi dışlıyız, kardeş gibiyiz. Hani patronla işçi ayrımı yok bizde. Zaten bir aile ortamı söz konusu. Tabii tabii, aile ortamı söz konusu. Peki Mehmet Bey, şimdi çok lezzetli yemeklerimiz var halkla buluşturduğumuz. Peki her kesimden müşterilerimiz, misafirlerimiz yiyebilirler mi bu lezzeti? Yani fiyatlandırma olarak nasılız? Fiyatlandırma olarak çok makul. Yani fiyatlarımız uygun. Her kesime de hitap ediyoruz.
Bu şekilde çok başarılıyız. A'dan Z'ye her cebe uygun fiyatlandırmamız var. Peki böyle özel bir kampanyalarımız oluyor mu, menü böyle menü halinde olan? Paketlere genelde kampanyamız oluyor. Hani toplu paketlerde bir indirimimiz oluyor. Peki şu çok önemli bir nokta. Bu güzel lezzetleri dışarıya da aynı zamanda buluşturuyor muyuz? Yani paket servisimiz de oluyor mu? Şimdi yemek yerinde güzeldir. Aslında doğru. Yalnız pakette de elimizden geldiği kadar çabuk göndermeye çalışıyoruz ki sıcak yerine ulaşsın. Yani paket servisimiz de mevcut. Evet. İlla işletmemize gelemeyebilirler, olabilir. Dışarıya da aynı zamanda paket servisimiz mevcut. En hızlı bir şekilde soğumadan yiyeceklerimizi gönderim sağlıyoruz diyor Mehmet Bey. Mehmet Bey, sizinle olan değerli röportajımın yavaş yavaş sonlarına geliyorum. Lakin son olarak sosyal medyada var mıyız? Sizleri oradan da takip edip ulaşabilirler mi? Varsak eğer kullanıcı ismimiz ne? Hangi platform? Evet, Instagram adresimiz var. Kervansaray@lokantası. Oradan ulaşabilirler. Evet. Kervansaray@lokantası olarak Instagram hesabından bizlere ulaşabilirler. Oradaki yiyeceklerimizi de görebilirler. Oradan bizlere ulaşabilirler dedi Mehmet Bey. Mehmet Bey, son olarak şu anda bizleri izleyen çok değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz vedalaşmadan önce? İşletmemize bekliyoruz müşterimizi. Burada bir aile gibiyiz. Onları da bekliyoruz. Güler yüzümüzle her daim hizmetteyiz. Çok teşekkürler. Sevgili izleyicilerimiz, bizler bugün muazzam bir lokantadaydık. Birbirinden çeşit mezeleri, ızgaraları olan, eti bol olan bir işletmedeydik. Sohbetimizi gerçekleştirdik lakin artık sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizler için Türkiye'yi dört bir yanını karış karış gezmeye devam edeceğiz. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle efendim. Sağlıcakla kalın.